İstanbul stüdyolarından TRT 2 ekranlarından merhaba. Bir başka medya programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta medya programında söyleşileri, röportajları konuşacağız. Özellikle Türk basınında kimler kime neyi nasıl soruyor? Soru soranlar konu ve konuk seçimlerini hangi kriterlere göre yapıyor? Söyleşiler, röportajlar hep aynı kişiler üzerinden mi inşa ediliyor? Ve özellikle Türkiye gerçekleri röportajlarda, söyleşilerde ne kadar yansıma buluyor? İşte bu kritik sorulara bu haftaki programımızda yanıt bulmaya çalışacağız. Bu hafta medyada medyanın temelinde aslında yatan ve yine gazeteci yapan soru sormayı konuşacağız. Kimler kimlere sorular soruyorlar? Sorular sormak adına mı? Kamu faydası sağlamak adına mı? Yoksa sadece meraklar giderilsin diye mi soruluyor? Benzeri soruları soru soranlara soracağız. Ben hemen değerli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Zaten kendilerini çok yakinen tanıdığınız iki değerli isimle birlikteyiz bu hafta. Sevgili Nuriye Akman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi sadece Zaman Gazetesi yazarı ya da röportajcısı olarak tanımlamak, sizi sınırlandırmak diye düşünüyorum. Siz aslında hayattaki duruşunuzu soru sormak üzerine inşa etmiş değerli bir isimsiniz. Hoş geldiniz Çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka değerli meslektaşım da sevgili Şirin Sever. Kendisi de 10 yıldan fazla bir zamandır değil mi medyada emeğiyle, kalemiyle var olan, son yıllarda da yaptığı söyleşilerle, röportajlarla ses getiren bir başka değerli isim. Hoş geldin Şirin. Çok teşekkürler. Şimdi soru sorma aslında bir sanat mıdır bilmiyorum. Özellikle onu size yöneltmek istiyorum. İşte bu kitapta da söylediğimiz gibi soru sorma sanatı dedim ben yapılan bu işe. Sizce soru sormak bir sanat mıdır? Tabii ki sanattır bana soruyorsan. Çünkü çok fazla sanat dallarından yardım alarak yapılan bir şey. Yaratıcılık isteyen bir iş. Zamanı geldiğinde teatral davranabilmek, yüzüne bir başka maskeyi takabilmek anlamında. Türkçe'ye hakim olmak ve onu en yaratıcı bir şekilde kullanabilmek, esnetebilmek, dilin imkanlarını zorlayabilmek anlamında da bir sanat. Sanat, evet. Şirin? Bence de bir sanat. Çünkü bir kere insanı anlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Onun psikolojisini anlamaya çalışıyorsunuz. Ve onun sonrasında o soru sorma sanatı dışarısında bir de onu sayfaya yansıtırken bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz. O sayfayı okunabilir hale getirmek, iyi başlık bulabilmek, iyi fotoğraflarla desteklemek. Yani işin görseli de aslında bir sanat. O yüzden bence de sanat. Evet. Şimdi böyle bir soruyla başladım çünkü elinizde de size takdim ettiğim, hatta Nuriye Hanım'ın da değerli görüşlerine yer verdiğim soru sorma sanatı kitabı var. Şimdi burada bu ismi koyarken de çok düşündüm. Yani 1980 ve 2005 yıllarında özellikle Türk basınında söyleşi ve röportaj geleneği nedir? Ve hakikaten soru sormayı bir sanat haline dönüştürebiliyor muyuz diye kendi kendimi sorarak aslında bu kitabı oluşturmaya çalıştım. Şimdi biraz da kendi özelimizden aslında genele baktığımız zaman, yani Türk basınında bu gelenek ne kadar bir sanat olarak icra edilmiştir diye sorsam neler söylemek istersiniz? Geçmişe dönük çok fazla bir bilgim yok. Yaşar Kemaller'in, evet, Fikret Otyam'ların röportaj yaptığı döneme ait fazla bir bilgim yok. Ben röportaja Hürriyet'te Emin Çöleşan bıraktıktan sonra devraldığım için o dönemden bu tarafa biliyorum. Genel olarak özenli buluyorum yapılan röportajları. Belki tamamı için bir sanat eseri diyemeyiz. Ama eğlenceli buluyorum. Çok değişik alanlarda değişik üslupların ortaya çıkması beni çok memnun ediyor. Herkesin üslubundan öğrendiğim bir şey var. Zaten ben bütün dünya benim için çalışıyor diye düşünürüm. Benim daha sonra yapacağım bir röportaj için benim bir meslektaşımın sorduğu soru bana yardımcı olur.
En azından şöyle, ben o soruyu sormamalıyım şeklinde. Evet. Aslında kötü bir röportajdan bile bir şeyler öğrenilebiliyor değil mi? Kesinlikle. Tabii ki, kesinlikle. Evet. Peki şey var mıdır? Hani aslında kötü yanıt yoktur ama kötü soru vardır. Düşüncesine katılıyor musunuz? Kötü soru da var, kötü yanıt da var aslında. Ama ben bir röportaja giderken mutlaka hep önceki röportajları tarıyorum. Nuriye Hanım da söylediği gibi bazen onları sormamak adına bakıyorsunuz. Bazen de onun üzerine gitmek, yeterince aydınlatılmamış bir sorunun cevabı var ise onun üzerine gitmek için mutlaka bakıyorum. Bence de çok fazla röportaj var her gazetede. Haberden daha çok insanlar röportaja yöneliyorlar. Minik minik röportajlar çıkıyor. Çok geniş röportajlar çıkıyor. Bu kirlilik de yaratıyor bence. Ama herhalde gerekli, bilmiyorum. Herkesin yapabildiği bir şey mi bu? Herkes soru sorabilir mi? Yani böyle bir kriter... Ler silsilesi var mıdır? Gazeteye adımını atan, okuldan mezun olup gazeteye adımını atan herkes eline bir kayıt cihazı alıp ben röportaja gidiyorum diyor. Ama bu röportajları diğerlerinden belki ayırmak lazım. Bir böyle duayenlerin yaptığı Nuri Akman gibi röportajcılar var. Her hafta özel bir bilgiyle, işte sorularla, deneyimle yapılan röportajlar var. Bir de günlük röportajlar var. Her magazin muhabiri gidiyor, her siyaset muhabiri gidiyor, soru soruyor, kayıt cihazını dayayıp. Bence ikisi ayrı şeyler ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü soru sormak çok ciddi bir sorumluluk aslında. Yani, emek isteyen bir şey bir de. Nasıl? Emek isteyen bir şey gerçekten. Tek bir sorunun bile arkasında saatler boyu çalışmalar var. Ha, siz hala hazırlık yaparak soru sormaya devam eden gazetecilerden misiniz? Hala derken hala böyle gazeteciler var. Ama sanat mı dedikten sonra zaten bunu yapmıyorsan ayıp olur. Değil mi? Bunun başka bir yolu da yok sanıyorum ki. Çilesiz bir sanat ben düşünemiyorum. Evet. Yani bütün iyi eserlerin arkasında çile vardır, emek vardır. Hayır, yani tabii ki sözüm meclisten dışarı ama Türk basınında, televizyonlardaki kimi işte söyleşileri okuduğumuzda ya da izlediğimizde aslında bu hakikaten düşünce akla gelmiyor değil. Yani. Onları zaten bence ayırıyorsunuz. Okuduğunuz röportajlardan herhalde ayırt ediyorsunuzdur. Hangisi çalışarak yapılmış, hangisi çalışarak yapılmamış. Bence ayırt ediliyordur herhalde. Evet. Peki yine konu ve konuk seçimi çok önemli bir başka kriter. Mesela hangi kriterler ışığında siz kişileri seçiyorsunuz ya da konuları seçiyorsunuz? Evet, mesleğe başladığım zaman tabii daha farklı kriterlerim vardı. Şimdi daha farklı kriterlerim var. Önceleri bu hafta kiminle konuşmalıyım? Gündemin ön sıralarında yer alan insanlardan biriyle mutlaka konuşmam gerekir diye düşünüyordum. Şimdi biraz daha esneyim o konuda. Şimdi benim kim ilgimi çekiyor, ben kimi merak ediyorum sorusunu sorabilme lüksüm var bunca yıldan sonra, 25 yıldan sonra. O lüksümü kullanıyorum. Yani artık bu soruya ben canım kimi isterse diye cevap veriyorum. Ama canım da o kadar da özgür değil. İster istemez tabii ki. Değil mi? Aktüalite bizi sınırlandırıyor. Ama eğer aktüalitenin öne çıkardığı insanla herkes çok fazla konuşma yapmışsa zaten canım çekmiyor. Yani bir de benim yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda hep yani mesela sen hem Günaydın Ekin'i genel yayın yönetmeni olarak içeriğini ağırlıklı bir şekilde kararlaştırıyorsun ve yine baktığımızda mesela magazin özneleri, magazine dahil olan kişiler kimdir ve bunlarla yapılan söyleşiler, röportajlar dediğimizde ağırlıklı olarak belli isimler etrafında söyleşilerin dönüp durduğuyla ilgili bir kaygı taşıyor musun? Şimdi benim durumum birazcık daha farklı aslında. Ben bir günlük yaşam eki, lifestyle eki, işte magazin eki ne derseniz öyle bir ek yapıyorum. Ama background'ımda sonuç olarak bir yazı işleri deneyimi var. Ve de orada siyaset sayfaları, spor sayfaları, magazin sayfaları, günün en önemli olayları neyse onları yaptığım bir geçmiş var. Sonuç olarak ben magazin röportajı yapmaktan çok da haz etmiyorum ve hoşlanmıyorum aslında bakarsanız. Neden? Çünkü magazin...
televizyonlarda, günlük gazetelerde ve her gazetenin artık bir günlük eki olduğunu düşünürseniz epeyce konuşulup yıpratılan, artık hani duymaktan bile hoşlanmayacağım bir hale geliyor. Evet. Belli konular, belli kişiler. O yüzden çok da fazla onların üzerine gitmek istemiyorum. Bir de siyasete merakım var. Siyasilere merakım var. Onları tanımak, aslında sorulmayan soruları sormak gibi bir merakım var. O yüzden pazar ekinde böyle bir röportaj teklif edildiğinde üstüne balıklama atladım ben. Ama magazin de yapılıyor, siyaset de yapılıyor, spor da yapılıyor. Böyle bir konu ayrımı yok aslında. Bana sorarsanız peki, evet. Peki siyasiler de desek, ekonomi de desek, magazin de desek, işte kültür sanat da desek, hep aynı isimler üzerinden aslında yapılmıyor mu? Yani böyle çok farklı yeni isimleri bulmak yerine zaten mevcut popüler, işte yaptığı işle ön plana çıkmış isimlere daha fazla biz aslında mikrofon uzatmıyor muyuz? Ben şuna inanıyorum. Bazen gündemde öyle şeyler oluyor ki defalarca konuşulmuş biriyle de tekrar konuşmak gerekebiliyor. O konunun üzerine gitmek gerekiyor. Belki o konuda gündemle ilgili olan her neyse, olay neyse onunla ilgili çok fazla soru sormak gerekebiliyor. Bazen de işte sevgili Nuri Akman'ın söylediği gibi canının istediğini yapmak istiyorsun. Yani mesela belli popüler şarkıcılar var. Her albüm çıkışında bütün medyada işte sayfa sayfa, değil mi? Yani o bir PR çalışması zaten. Ama işte zaten onu yapanlar ayrı zaten. Birer PR çalışmasına dönüşüyor mu? Yani böyle bir kaygı taşıyor musunuz? Yani ben mesela bu çalışmada, yani bu bilimsel bir çalışma ve hani taradığımda gazeteleri, 25 yıllık bir zaman dilimini taradığımda, hani kimler neyi ne kadar sormuş, Türkiye'nin işte gerçekleri ne kadar yansıyor dediğimde, önemli tespitlerden biri karşıma çıkan buydu. Yani gazetecilikten biraz sanki PR'a kayma tehlikesi. Ama öylesi de var. Bizim gibi işini ciddi yapan da var. Yani bir genelleme, bilmiyorum. Onun oranını bulabildin mi? Henüz kitabını okumadığım için bilmiyorum. Ama bir genelleme yapılamaz yani. Her tip var yani. Neşe Düzel gibi çok ağır, Türkiye'nin ağır sorunlarını didik didik her hafta uğraşan da var. Benim gibi gündemi yakalayıp zaman zaman da ciddi insanlara magazinel sorular sorabilen de var. İşte Şirin gibi yelpazesi geniş insanlar da var. Yani bırakınız da bazıları da PR yapsın. Ama Türkiye sorunları deyince, evet, Neşe Düzel de tabii bu kitabın içinde. Yani Türkiye sorunları deyince ilk akla gelen işte, ama Neşe Düzel de yapıyor. Yani hep referans gösteriyor sevgili Neşe Düzel. Buradan da sevgili Neşe Düzel'e sevgilerimizi tabii ki iletiyoruz. Hani hep böyle bir kaynak gösteriliyor ama işte Neşe Düzel, yani mesela hakikaten kişiden bağımsız ülkenin sorunları üzerine gitmeye özellikle gayret gösteren bir gazeteci, ama işte nasıl bazılarının türevleri oluşuyorsa aslında Neşe Düzel gibi gazetecilerin ve röportajcıların da hani türevlerinin olması gerekirken, burada bir ağırlık anlamında soruyorsanız, evet, bu tarafta bir zayıflama var. Yani biz bence gerekmezse Defçin, herkes istediği gibi yapsın. Çünkü benim ilgimi insan çeker. Başkasının, Neşe'nin ilgisini konu çekebilir. Ben konudan yola çıkarak yapmam. Hani konu öne çıksa bile o konuyu taşıyan insanın koordinatlarını merak ederim ben. Bir röntgen çekmeye çalışırım. Dolayısıyla da beni o kadar rahatsız etmiyor. Ama işte biz acaba şu soruyu da merak ediyorum. Yani röportaj ya da soru soran kişiler olarak sadece öznel meraklarımız üzerinden yapabilir miyiz bunu? Ben burada, çok affedersiniz, gazetenin ihtiyaçlarının da işi belirginleştirdiğini düşünüyorum. Neşe Düzel, işte Radikal Taraf. O gazetelerde belki buna çok ihtiyaç var. Ben belki her hafta bunu pazar ekinde yapıyor olsam, sabahın pazar ekinde yapıyor olsam belki çok fazla kaçacak. Belki Zaman gazetesinin ihtiyacı farklıdır, Sabah gazetesinin ihtiyacı farklıdır. Birazcık da bunun önemli olduğunu düşünüyorum, kriter olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Hem haklısın hem değilsin. Evet, bu söylediklerinde gerçek payı var ama ben bugüne kadar 4 gazetede çalıştım. Benim üslubum hiç değişmedi. Yani ben gazetenin ihtiyaçlarına göre kendimi belirlemedim. Benim isteklerim önemlidir. O kadar da küçümsenemez, öznel sorular denemez. Çünkü ben alıngaçlarım çok geniş.
değişik kesimlerdeki insanların da neleri merak edebileceğini oturur düşünürüm, hesap ederim. Bu bir formülasyondur. Çoğu kez insanlar anlayamaz benim hangi görüşe yakın olduğumu. Hı hı. Kendimi gizlemek babında değil ama her görüş sahibi kendisine dair bir cevap bulsun diye. Hı hı. Dolayısıyla da öznellik önemlidir bence. Önemli yani, ama oradan çıkar. Yani şöyle, biz şimdi gazeteciler olarak diyelim ki kendi adımıza soru sormuyoruz aslında. Niye öyle düşünüyorsun? Ben tam tersini düşünüyorum. Ben de merak ettiklerimi soruyorum. Sonuçta yazı işleri ekibi bana elime kağıt verip hani git bunları sor, bizim bunlara cevap aramamız gerekiyor demiyor. Sonuç olarak ben kişisel birikimimle, kişisel meraklarımla gidip o soruları soruyorum. Çok doğru. Ama nihayetinde biz kamu adına soru soruyoruz. Yayınlandığı zaman belki yani öyle oluyor. Yani halk adına soru soruyoruz. Evet. Aslında gazeteci yaptığı bütün işi aslında halk adına yapıyor. Kimler neyi merak eder duygusu yani, da tabii ki etkiliyor. Kimler neyi merak ediyor ve bu toplumun neye ihtiyacı var, neyi öğrenmesi gerekiyor, hangi konuların gündeme taşınması gerekiyor. Yani hani dördüncü güç basın ise aslında bu güç buradan geliyor. Yani halktan aldığımız güçle biz kendimizi dördüncü güç olarak konumlandırıyoruz. Gene ters düşeceğim sana. Hiç katılamıyorum buna. Ben halk için yaptığımı da düşünmüyorum. Sonuçta bir gazete için çalışıyorsunuz. Emeğinizi bir gazeteye veriyorsunuz. Eğer sadece halk için yapsaydık, sadece halkın hoşlanacağı şeyleri yapardık. Ama halk kamu için görevi yaptığımı da güzel düşünmüyorum. Peki halk için yapmak sadece halkın hoşlanacağı şeyleri mi yapmak? Peki nedir burada, ölçü nedir yani? Yani halk için aslında gazetecinin soru soruyor olması lazım derken, yani bütün aslında iletişim kuramlarının öngördüğü şey sadece hoşlandıkları ve merak ettikleri değil, bazen de bilmesi gereken, yani başka türlü demokrasi kültürünü biz geliştirme anlamına nasıl katkıda bulunacağız? Yani dördüncü güç olarak bazen gerçekten gündeme getirmemiz, sorgulamamız gereken, özellikle işte siyasiler, iktidar mercilerine karşı sorgulamamız, halka rağmen hatta sorgulamamız gereken böyle şeyleri de yapmak. Halk adına aslında mesleği icra etmek. Böyle yapıyorsunuz, böyle başlıyorsunuz aslında ama galiba belki de Nuriye Hanım'ın söylediği gibi o birazcık kişisel bir şeye de dönüşüyor. Çünkü az önce söylediğim gibi işte tamamen kişisel meraklarınızla, kişisel deneyimlerinizle sorduğunuz şeyler. Belki gazete okuyucusu, halk demeyelim de gazete okuyucusunu daha çok ilgilendirmesine çalışıyoruz. Evet. Tabii burada biraz işin ticari boyutu da devreye giriyor değil mi? Yani bir de tabii ilginç kılmak. Yani okuyucuyu evet, yakalamak. Evet, okunmasını istersiniz. Hmm. Okunmasına çalışırsınız. En iyi başlığı, içinden en iyi başlığı tabii seçip en iyi soruları sayfada bırakarak belki çok atmanız da gerekiyor röportajdan. Hmm. Kullanmayacağınız bir sürü ayrıntı da oluyor. Siz soruyorsunuz. Cevap alabilmek adına çok genişletiyorsunuz röportajı. 2-3 saat de sürebiliyor bu röportaj. 5 saat de sürebiliyor ama sonuç olarak ilgi çekici yanlarını orada bırakmaya gayret ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu amaç anlamda bu. Mesela başlıklar, fotoğraf, işte o kutular, bunlar ne kadar rol oynuyor okunması açısından? Mesela ben sizinle tabii bu kitabı hazırlarken konuştuğum işte 23 gazeteciden birisiniz. Mesela siz fotoğrafın çok önemli olmadığını söylüyorsunuz. Hayır, fotoğraf önemli genelde de benim için değil. Yani ben röportajın fotoğrafını çekimi sırasında strese girmiyorum. Strese giren arkadaşlarımız var. Yani tamam, sonuçta benim foto muhabirim de işini iyi yapıyor. Onun problemi, o düşünecek önceden. Konuyu veririm. O düşünecek. Hı hı. Yani bir daha da ona ben üzerine bir şey, zaten kendimi sokmuyorum fotoğraflara. Evet, ben. Siz vermiyorsunuz. Zaman da gerek yok. Yani o manada önemsiz. Tabii ki güzel bir fotoğraf röportajı okutur. Sonuçta sadece sözel bir iş siz değil, görselliği de var. Siz konuştuğunuz kişiyle mesela fotoğraf vermiyorsunuz? Genelde hep öyle görüyoruz. Evet. Şimdi neden vereyim? Ne önemi var yani? Burada ben zaten sorularımla A'dan Z'ye röportajın her yanında, her şeyinde varım. Baştan sona. Bir de tekrar fotoğrafı
Okura sunmanın ya mesela telefonda sorduysanız mı diye. Değil mi? Şüpheleri gidermek için biraz da ispat ne fark eder? Önemli olan hiç soru sormak değil. Ama artık ben şunu merak ediyorum. Siz daha önce de kullanmıyor muydunuz fotoğraf? Yok, hatırlamıyorum. Sabahta veriliyordu. Hı-hı. Ama bu gazetenin de tercihi. Hı-hı. Ben buraya geldiğimde istemedim. Yani başlangıçta birkaç defa verdik. Çünkü çok önemli değil. Kitapta da sana söylediğim gibi. Şimdi diyelim ki en uzak bir ihtimal, imkansız bir ihtimal. İmralı'ya gittik ve Apo'yla röportaj çekilmez yaptık. Çekilmez mi? Yani tabii ki çekilir. Obama'yla röportaj imkanı buldun. Tabii ki gösterilir. Ama bu şimdi gündelik röportajlarımızda ne gerek var yani? Hani, niye kanıtlamak zorundayım? İnanmayan okumasın zaten. Şirin. ben de birlikte yani röportaj konuğumla birlikte fotoğraf çektiren biri olarak şöyle yaklaşıyorum. Birlikte fotoğraf vermek zorunda değilsiniz, kullanmak zorunda değilsiniz. Bu tercih meselesidir. İşte sevgili Nuri Akman tercih etmiyor, çok normal. Zorunluluk diye bir şey de söz konusu değil bence. Böyle bir zorunluluk yok. Ben onu inandırmak için ya da telefonda yapmadım bu röportajı demek için bunu yapmıyorum elbette. Fakat ben bunun sevimli olduğunu düşünüyorum. Yani fotoğrafta o insan, konuştuğum insan ne halde, ben ne haldeyim, nasıl bir yerde konuşuyoruz. Bu bir sıcaklık katıyor bence. Ben önemli olduğunu da düşünüyorum. Zorunluluk değil ama önemli. Görsel bir iş yapıyorsunuz bir taraftan da. Evet, yazının içeriği çok önemli. Asıl olan da odur ama bir taraftan görsel bir iş de yapıyorsunuz. Ben onun sevimli olduğunu, insanların dikkatini çektiğini, nasıl ne giyinmiş acaba, ne yapmış, ikisi birlikte nasıl durmuş, ne kadar samimiler, ne kadar değiller bunlara bir cevap verdiğini düşünüyorum. Evet. Ama zorunluluk değil tabii ki. Fotoğraf yanıltıcı olabilir tabii. Elbette. Aslında birbirinizi yemişsiniz değil mesela, ama orada gülüyorsunuz. Orada hep gülümseyen fotoğrafları şeklinde. O sorulara da yansır ama merak etmeyin. İçeriye de yansır. Evet. O da doğru. Aslında röportajın da tamamıyla o süreci yansıtacak nitelikte olması lazım değil mi? Tabii. Yani Nuriye Hanım'ın dediği gibi hani aslında kıran kırana bir röportaj ama sonra iki kişi gülümseyerek objektife poz verdiğinde aslında tabii gerçeği İçerikle yansıtmamış ilgili bilgi olur. Vermeyebilir ama hani bir durup bakılıyor bence. Şart da değil ama sevimli bence. Peki iyi soru sormak bir nimet mi yoksa bir süre sonra hani bu çok iyi soru sorar, köşeyi de sıkıştırır, bizi zorlar da aman bunun karşısına çıkmayalım gibi bir problem yaşıyor musunuz? Herhalde bu soruyu da özellikle size sormak Herhalde lazım. Herhalde Nuri Akman'ın karşısına böyle geçiyorlardır değil mi? Zaman zaman oluyor ama tam tersine de bunu bir kendilerine meydan okuma olarak, bir challenge olarak gören insanlar da geliyorlar. Ve hiç tahmin etmediğim insanlar son derece hoşgörülü. Yani benim bütün muzurluklarıma, bütün imalı sorularıma rağmen son derece hoşgörülü. Yani ben çok hepsini çok beyefendi, çok hanımefendi buluyorum. Çünkü bunun bir oyun olduğunu, bunun bir tarz olduğunu artık insanlar anladı. O kadar da korkmuyorlar doğrusu. Ama size agresif diyorlar, saldırgan. Aslında şimdi izleyince Nuri Hanım böyle yumuşak yumuşak konuşuyor. Gerçekten hani de. Neresi saldırgan diyecekler ama. Gerçekten de ben bu agresiflik tanımını anlayamıyorum. Niye bana böyle bir tanım yüklendiğini. Ama insanları kaçırttınız kaç kere değil mi? İki kere. Ama yani bunca yıl içinde iki kere çok normal. İki fire vermişim çok. Onlar da öyle kaçmalarına değen sorular değildi. Keşke öyle sorular olsaydı. Hakikaten ben hatalıyım deseydim. Ama geriye dönüp baktığımda gerçekten de kaçırılacak sorular değildi. Şimdi tekrar dile getirmeyelim onları. Peki bu sizin haber kaynaklarınızı azaltıyor mu Nuriye Hanım? Bir kere benim haber kaynağım yok. Ben muhabir değilim. Evet, geçtim o dönemleri, çok şükür yaptım. Ben bir insanla bir kere konuşurum. O benim bir daha dostum olmaz. O bana haber taşımaz. Sıcak haber yapmıyorum. Dolayısıyla aslında çok eğlenceli geçer benim söyleşilerim. Peki ama bir kişiyle bir daha konuşmazsanız hani bu kadar insan var mı? Var tabii. Bulmakta ya. Zorluk çekiyorsunuz. Gazete değiştirdikçe bir kez daha konuştuğum insanlar olmuştur. Ama ne gerek var? Var, gerçekten var. İnsan çok. O güzel. Sadece yani. Sadece yelpazeyi genişletmeye çalışmak. Karar verememek. Yani acaba hangisini konuşayım? Çünkü istediğiniz her anda herkese ulaşma şansınız yok. Seyahatleri var. Yahut gazete tercihleri var. Veya çok isteyip de konuşturamadıklarınız var. Asla röportaj vermiyorum diyenler var.
Öyle eminim. Çok isteyip de ulaşamadığın, konuşturamadığın var mı böyle düşündüğün? Var tabii ki. Mesela Ahmet Necdet Sezer konuşmuyor kesinlikle. Evet. Ve bütün röportajcılar eminim konuşmak evet. istiyor ve eşiyle de çok konuşmak evet. isterdim. Onun dışında... Doğru. Orhan Pamuk'la çok konuşmak istemişimdir. O hep işte son kitabında konuştum, tanıştım. Evet. Çok da sevdim yaptığım işi. Böyle arada birkaç insan oluyor ama... İkna etmek zor oluyor mu? Zaten kişileri? Kesinlikle röportaj vermeye yanaşmayan insanlarsa evet. Sayın Sezer gibi... Zaten bunları ikna etmek mümkün değil. Ama mesela her hafta arayıp tamam ben konuşacağım deyip söz verip fakat işte sonra diyen insanları da her hafta bir kere taciz ettiğim olmuştur. İlle de ikna edene kadar bazılarında başarıya ulaştım bazılarında ulaşamadım henüz deniyorum. oluyor. Yani ısrarlı olmak önemli değil mi? Ama konuşmaya meyilliyse evet. Ama yetmiyor diyorsun. Yetmiyor. Evet. Mesela ben paşalarla bütün paşalarla bütün geçmişe dönük bütün genelkurmay başkanlarıyla konuşmayı çok çok isterdim. Çok isterdim. Mesela ama böyle insanların mümkün. Da sana bilmiyorum yanılıyor muyum? Konuştukları belirli gazeteciler var. Onlara güveniyorlar. Evet. Onların istedikleri her şeyi yazacaklarını i̇şte biliyorlar. İşte o anlamda aslında söylediğimize gelmedik mi? Yani o zaman orada soru sorulması yerine işte onların istediği ama soruların onlar, yöneltilmesi. Ama onlar sorulara cevap vermiyor. İstedikleri ama mesajları olsun, veriyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben onlara. Tabii. Onlar da olmasa hiçbir şey öğrenemeyeceğiz onlarla evet. ilgili. Hani bilmek heyecanı bambaşka bir şey. Ziyanı yok ben yapmayayım ama birilerine de konuşsun bileyim yani. Ha, birileri konuştuğu kişiler gerçekten soru sorabiliyor mu? Tabii ki soran var ama onlar biraz istedikleri mesajları yoksa hani zaten önceden neredeyse tasarlanmış ve bilinmiş sorular çerçevesinde mi yani ilerliyor tamam, her şey? Tamam benim istediğim soruları sormuyor olabilir ama onun sorduğu soruların da sorulması gerekebilir. Ben mesela hani biraz böyle insanların insani yanlarını da merak ederim, evet. sormak isterim. Çok da. Daha günlük hayatlarını. Onlar vermek istedikleri mesajları genelde o gazetecilere, o belirli gazetecilere vermeyi tercih ediyorlar. Deniyoruz bakalım başarılı olursak bazılarında. Şimdi biz sokaktaki insanlara da sorduk. İşte röportajları, söyleşileri takip ediyor musunuz? Cazip buluyor musunuz? Öğrenmek istediğiniz şeyler soruluyor mu diye. Dilerseniz yanıtları hep beraber izleyelim. Ardından sizin yorumlarınızı alacağız. Hani orada röportaj yapan kişinin de başarılı bir röportaj çıkarması için sanıyorum orada etkili cümleleri kullanarak orada hani ana başlıklar halinde onu şey yapabilir ama benim için önemli olan hani röportaj yapan kişiden çok röportaj yapılan kişinin benim için ne ifade etti? Eğer gerçekten hani beğendiğim ve hoşuma giden bir insansa kesinlikle okurum yani. Kişilikli bir şahısla röportaj yapılıyorsa onu okurum. Ama kalkıp da o magazinle falan ilgili pek şey okuduğum yok yani. İlk etapta başlık önemlidir tabii. Gördüğümde ilgimi çekmesi gerekiyor. Daha sonra da tabii yazan kişinin de ünlü olması da etkiliyor. Kiminle yapıldığı daha önemli. Çünkü benim ilgimi çekmesi lazım. Kim olduğu değil çünkü bazen röportajlar tanımadığım kişilerle yapıldığı için konusu daha önemli. Bazı sevdiğim insanlarınkine inanmak istiyorum. Çünkü bazen samimi buluyorum, bazen samimi bulmuyorum. Yok, tarafsız gördüğüm şeylere genelde daha çok yoğunlaşıyorum ben. Yani tarafsızlığına inandığım kişilerden daha çok etkilenip okuduğum oluyor benim. Tabii başlık çarpıcı olunca daha dikkatli okuyoruz. Yani konu önemli, evet. Sansasyonel isimler daha dikkatimizi çekiyor. Güncel konular. O yazılar benim ilgimi çekecek. Biraz da hani bakış açısı farklı olacak. Herkesin düşüncesinden ziyade orada benim düşündüğüm şeylere hitap edecek bir yazı şekli varsa okurum. Önce kişi sonra konu bence. Yani kişi dikkatimi çektikten sonra konuya bakıyorum. Konuda dikkatimi çekerse okuyorum. Hangi tarafta olduklarını biraz böyle belli ediyorlar. Yani yazılar da, seçtikleri insanlar da, konuştukları konular da zaten belli ediyorlar yani diye düşünüyorum. Taraflı geliyor yani açıkçası bana çoğu. Böyleydi. Sokaktaki vatandaşlarımız aslında okuyor. Farklı da yorumlarda bulundular. Neler söylemek istersiniz? Şu dikkatimi çekti. Daha çok başlıklara ve evet, ben de ona takıldım, konu evet. seçimine. Halbuki çok yanıltıcı olabilir. Evet. Aslında sorulara göre okurum deselerdi tabii ki çok memnun olacaktık.
Ama işte o söylediğimiz belki fotoğraflar, evet, sansasyonel isimler, evet, işte ünlüler, değişik farklı başlıklar. Ben zaten çok gazete okuma alışkanlığımızın olmadığını düşünüyorum. O yüzden hani oturup da bir sayfalık kocaman çok geniş bir röportajı okuyan insanların da az olduğuna inanıyorum. Evet. Yani ciddi gazete okurları bunu takip ediyor. Hangi gazetede hangi röportajcının hangi gün röportaj yaptığını biliyor. Evet. Bu hafta ne yapmış acaba diye açıp baktığı oluyor. Diğerlerinin çok işte izledik çok başlıklara takılıp popüler isimler varsa okuduklarını düşünüyorum ben. İşte o yüzden de hep o popüler isimler üzerinde işte bir albüm çıkartıyor diyorum ya, evet, yani bütün gazetelerde işte bir filmde rol alıyor. Belki çok da iyi bir oyuncu olmamakla beraber bütün gazetelerde. Hı. Hatta sesi kötü olan şarkıcıların daha fazla söyleşilere konu olduğunu gördüğümüz bir medya ortamı. Evet. Şimdi okuyuculardan bahsettiniz. Yine bu kitapta, bu arada bu kitap deyip duruyorum, hemen izleyicilerimle de paylaşayım. Soru sorma sanatı adını verdiğim bu kitapta ben hem kuramsal anlamda söyleşi ve soru sormayı, röportajı inceledim. Hem söyleşi ve röportaj farkını, aslında o da başlı başına bir tartışma konusu biliyorsunuz. Evet, hani röportaj farklı bir şey, söyleşi farklı bir şey diye. Geleneği nedir bunun? Dünyada ilk kimler sorular sormuştur? Türkiye'de bu iş nasıl gelişmiştir? Ve özellikle 1980 sonrası Türk basınında soru sorma geleneğinde ne gibi değişiklikler olmuştur diye. Ve tabii en önemlisi etkili soru sormak, etkili bir söyleşi yapmanın aşamaları nelerdir? Bunun öncesi var, süreci var, sonrası var. Ve son olarak da sizin gibi değerli gazetecilerin de görüşlerine yer verdiğim bir saha araştırması da var bu kitapta. Özellikle soru sormayı nedir diye merak edenlere, işte değerli meslektaşlara, iletişim fakültesi öğrencilerine, genç jenerasyona, evet, yeni nesille faydalı olacak. Aslında özellikle bizim için faydalı. Bile sözünü kestim, evet, ama Sedef'cim çok faydalı olacağını düşündüm. Şimdi şöyle bir baktım programa gelmeden evvel. Ben doğrusu bu konularda diğer meslektaşlarım ne düşünüyor, evet, bir fikrim yoktu. Hı-hı. Böyle toplu bir biçimde onları görmek, her ne kadar Şirin burada eksikse de. Evet, ben yokum. Ama tabii Şirin'in, evet, olmamasının çok önemli bir nedeni Şirin 2006 yılından, evet, sonra başladı, evet, röportajlarına. Benim 1,5-2 senelik bir geçmişim var röportajda. Burada ise 1980-2005, hı-hı, yani 25 yıllık bir dönemi taradım. Ama bundan sonraki çalışmada tabii yer almanı özellikle isterim. Çünkü bu programda da görüşlerine yer vermek istedim. Özellikle son dönemde yaptığın röportajlar nedeniyle. Şimdi tabii sadece basında değil, aslında tabii televizyonda da bu iş yapılıyor. Ben özellikle bu kitapta kendimi kapsam dışında bıraktım. Çünkü tarafsız olmak lazım. Hı hı. Ama televizyondaki röportajlar da tabii son derece önemli. Hani kamuoyunu aydınlatmak ve olayları, kişileri gündeme getirmek açısından. Ve siz her ikiniz hem basında hem televizyonda aslında sorular sordunuz. O anlamda bu kitapta ayırdığım bir bölüm vardı. Hani televizyon, radyo ve yazılı basında röportaj, söyleşi farklılıkları nelerdir diye. Kitapta yer verdim ama hazır sizi konuk etmişken sizin görüşlerinize bir kez daha hakikaten kulak uzatmak isterim. Ben televizyon programı yaptım TRT'de ve Sky'da iki dönem ama kendimi televizyon insanı gibi görmedim. Bu apayrı beceri isteyen bir şey. Zaten klasik televizyon formatının dışında biraz daha felsefi içeriği olan bir program yapmıştım ve gördüm ki çok fazla emek isteyen bir şey. Ve o uçup gitmesi, dakikaların hızla akması ve geride bir şey kalmıyor olması beni üzdü. Aynı başarıyı ben gösterebildiğimi düşünmedim yani baktığımda. Yani bir televizyon de, daha farklı bir saha ve farklı. Orada başka etkenler de başka var diyebilir miyiz? Başka etkenler var. Gazete için yapılan röportajda Şirin de bilir, tek başınasın. Evet. Her şeyinden A'dan Z'ye sen sorumlusun. Belki de biz gücümüzü oradan alıyoruz, hı-hı, tek başınalığımızdan. Öbür tarafta sizin başarınıza katkıda bulunacak, evet, çok fazla insan var, ekip var. Her, hı-hı, zaman onların tıkır tıkır işlemesi, evet, mümkün olamayabiliyor. Bir de gazete benim üslubumu biraz daha kaldırabiliyor. Görece olarak daha sert mi diyeyim? Hadi siz agresif dediniz. Kabul etmemekle birlikte. Ama siz dediniz deyince sanki ben demişim gibi olacak. Sizler, başkaları, evet, her neyse. Yani televizyon onu biraz kaldırmıyor.
otomatikman mağdur duruma düşüyor. Halbuki ben onu tamamen eğlenerek farklı bir açıdan da bakılabilir mi acaba? Kendisini sorgulasın, birlikte gülelim diye yaptığım bir şey televizyonda çok farklı algılanabilir. Evet. Nitekim benim televizyon programlarım son derece softtur. Son derece benim bir başka yönüm, romantik yönümün ortaya çıkarıldığı bir şeydir. Dolayısıyla ben televizyoncu görmüyorum kendimi deyip bitireyim bu işi. Ben de iki kez denedim Sine 5'te ve SkyTürk'te. Buna çok yatkın olmadığımı düşünüyorum ben de. Bir kere kamerayla çok barışık olmak gerekiyor. O kameraya baktığınız an doğal olmanız gerekiyor. Ben onu yapamıyorum sanıyorum. Başarısız olmadım ama çok yorucu ve yıpratıcı olduğunu düşünüyorum o gergin anların. Televizyonun ama daha sahici olduğunu düşünüyorum. Az önce sevgilim Nuri Akman dedi ya, o fotoğraf yanıltıcı olabilir diye. İşte televizyonda o kalkıyor. Tamamen ne soruyorsan karşındaki insanla baş başasın. Evet. Numara yapma olasılığın, sahtekarlık özellikle yapma olasılığın yok. Özellikle canlı yayında tabii ki. İstediğin soruyu sorduğun zaman karşıdaki insanın sana verdiği tepki tamamen doğal bir tepki oluyor. Sahici oluyor bence. Ama ben de çok yorucu olduğunu düşünüyorum. Bir de çok fazla yan işlerim olduğu için zaman ayırmak zorlaşıyor benim için. O yüzden de çok sıcak bakmıyorum ama onun da çok önemli, yapanlara çok özeniyorum bir kere onu söyleyeyim. Kamerayla barışık olup çok gerginleşmeden bunu yapanlara da hayranım, söylemem lazım. Tatlım, bir şeye itiraz etmek kendi açımdan. Tabii. Kamera önünde sahtelik daha az oluyor dedin. Yanlış mı algıladım? Evet, evet. Ben buna katılmıyorum. Kameranın biraz daha insanları kalıplara soktuğu, kolalaştırdığı, hatta gülümsemelerinin biçimini bile ama biraz sahteleştirdiğini düşünüyorum. Belki ama soruya verdiği cevabı... Yani bunu kullanma deme olasılığı yok. Bunu lütfen sorma deme olasılığı çok az. Mecburen elbette. Canlı yayından bahsediyorum. Bütün söyleşi programları da canlı yayınlanıyor genelde. Hani genelinden bahsediyorum. Bunu sorma, bunu konuşmayalım deme olasılığı azalıyor. Belki yüzünde sahte bir gülümseme olabilir ama surat anında değişiyor. Bunlar çok daha rahat görünebiliyor. Hani bir fotoğraf, gazete röportajındaki fotoğraftan diye düşünüyorum. Tabii şöyle aslında sadece. Yani... Tabii yalan cevap verebilir. Evet, o ayrı ama hani yani, yüz ifadesi. Mesela ben de uzun yıllar canlı yayında söyleşi yaptığımdan dolayı hep şunu hissettim. Yani aslında söyleşiye çıkmadan önceki aşamada çok çalışmak gerekiyor ki o canlı yayında o doğallığı yakalayın. Ne kadar hazırlıksızsanız o kadar doğal olmuyor aslında. Ne kadar hazırlıklıysanız o kadar doğal oluyor. Sizin yaptığınız işte yani gazetede esas ev ödevi belki başında ama sonrasında bir de onu kotarmanız lazım. Yani hangi sözcüğü nasıl kullanacağız, soruların sırası, hangi fotoğrafı seçeceğiz. Ama canlı yayın sonrasında her şey bitmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla öncesinde yaptığınız hazırlık çok önemli. Ben de Nuri Akman'ın söylediğine katılıyorum. Yani o an izlediniz, bitiyor. Kalıcı bir şey olmuyor gibi geliyor bana sanki. Evet. Hani gazete röportajını işte o an okuyamadıysanız saklıyorsunuz. O bir internette mutlaka sizinle ilgili dokümanlar arasında yer alıyor. Bir kaynak oluyor. Evet. Birilerine tavsiye ediyorsunuz. Sonradan okuyabiliyorsunuz. Bunu okudun mu diyebiliyorsunuz. Televizyonda o bir saat içerisinde ne yaptınız? Doğru. Orada kalıyor ve gidiyor. Yıllarca yapıyorsun. Ondan sonra suya yazılmış yazı gibi oluyor. Evet. Onlar ne zaman kitaplaşıyor işte biraz kalıcı oluyor ama tabii gazetede yapmanın arşiv anlamında, kalıcılık anlamında çok büyük bir avantajı var. Ama tabii hani gazetede yaptığın röportajı sadece anlamda hani güldüğünü gösteremezsin. Yani kızgınlığını gösteremezsin. Yani sinirlendiğini gösteremezsin. Ama Sedef'ciğim öbür türlü de ekran karşısında da öfkesini baskı altında tutuyor. Dışarıya vurmuyor. Halbuki belki kızacak. Bu ne biçim soru Nuriye Hanım diyecek. Ben onu da almak istiyorum. Mesela son bu hafta çıkacak röportajımda bir yerde bu kadar da acımasız olmayın Nuriye Hanım dedi. Normalde onu kamera önünde söylemez. Ama ben o lafı da duymayı seviyorum ve onu da koyuyorum şeyime yani dengeli olsun. Bak siz kendi kendinize itiraf ettiniz işte. Ama ne var burada? Hayır bu itiraf değil ki. Bunun neresi itiraf? Hoş bir şey.
Neresi itiraf derken hani saldırgan anlamında hayır, diyorduk. Hayır tatlım. Saldırganlık değil ki. Şimdi soruları okuduğunuz zaman onun saldırgan bir soru olmadığını anlayacaksınız. Bugüne kadar falanca kurum yönetilemedi mi diyorum. O da bu kadar acımasız olmayın diyor mesela. Ha. Yani bu soru saldırgan bir soru değil. Ama onun öyle bir tepki vermesi onun kişiliğiyle ilgili çok güzel bir ipucu. Ama işte esasen o tepkileri televizyonda yakaladığınız zaman etkisi çok daha da büyük olabiliyor. Ama yapmaz yani onu. Yakalayabilirseniz. Orada kibar olmak ister. Evet, yakalayabilirseniz. Değil mi? Kamera önünde herkes kibar olmak, uslu olmak ister. Belki şöyle diyebiliriz, değiştirelim o zaman. Gazete röportajında da, televizyon röportajında da her ikisi de olabiliyor galiba. Hmm. Samimi olan, samimi olmayan. Evet. Belli oluyor. İkisinde de evet. Aslında kişiye göre değişen çok bir şey. Yani ben bu konuda Şirin'e daha çok aslında katılıyorum. Ekran önü çok şeffaf. Çünkü siz aslında sinirinizi göstermemeye çalıştığınızı da ekran çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani ama belki onu sözel olarak anlatmıyorsunuz ama beden dilinizle çok şey anlatıyorsunuz ekranda. Belki kişiden kişiye göre de değişebilir böyle evet, bakmak belki lazım. De. Evet. Konuyu güzel bağladım değil mi? Evet. Peki bundan sonrası için mesela sizin yine soru sormayla ilgili olarak aslında daha topluma yaymak adına bir okulunuz var. Evet. Nuriye Akman soru sorma atölyesi mi? İletişim atölyesi. İletişim atölyesi evet. Ve daha çok sorular üzerinden aslında konuları tahmin ediyorum konuşuyorsunuz. Biraz açıklayabilir misiniz? Neden soru sormak bu kadar önemli olsun? Tabii ki çünkü soru sorduğunuz anda bir şimşek çakar, bir aydınlık olur ve birkaç adım atarsınız. Ama orada kalırsınız. Yeni bir soru daha sormanız gerekir. Yani yönünüzü aydınlatan bir şeydir. Sorgulamazsanız paslanırsınız, anlayamazsınız, daha fazla şeyi göremezsiniz, daha fazla şeyi duyamazsınız. Gitgide küçülürsünüz, içinizde büzüşürsünüz. Ve bir hiç olursunuz, bir toz zerresi olursunuz. O yüzden ben soru sorma tekniklerini öğretirken filmleri çalışıyorum. Röportaj analizlerinin dışında bir romanı masaya yatırıyorum. Bir fotoğrafı getiriyorum sınıfa. Bu fotoğrafı soyut ve somut olarak nasıl okursunuz, sorular sorun. Sonra o analizi yapan kişiye karşılıklı sorular yöneltiyoruz. Hı-hı. Yani bence hayat zaten bir sorudur, bir cevap değildir. Hayatı da böyle kurgulayınca olağanüstü zevkli geçiyor. Ne kadar her dakika, her an yeni bir şey öğrenmeye açık hale getirmiş olursunuz. Hı-hı. Soru sorunca. Aslında bu her kademedeki sadece gazeteci için değil yani gazetecinin en temel silahı soru sormak ama sadece gazetecilik mesleği için değil aslında hani var olmanın temelinde soru sormak var. O anlamda hani biz soru sormaya meyilli miyiz, korkuyor muyuz, toplum olarak gençlerin soru sormasına müsaade ediyor muyuz, bir şeyleri sorgulayabiliyor muyuz, ezber bozacak nitelikte soruları sorma cesareti gösteriyor muyuz? Sorularını aslında kendimize sormamız lazım. Evet. Bilmiyorum Şirin, senin bu kadar insanla konuştuktan sonra toplumla ilgili algın ne? Yani soru sorma konusunda ya da kendilerine sorular sorulduğu zaman gösterdikleri tepkiler konusunda. Yani bu popüler işte az önce bahsettiğimiz popüler figürler çok hoşlanıyor tabii ki kendilerine soru sorulmasından, gündemde olmalarından, gündemde İyi kalmalarından. İyi yanlarıyla ilgili ama genelde. Elbette. ama yani onları çok şeyde bırakacak, zorda bırakacak, arada bırakacak veya hassas oldukları konularda soru sorulmasını sevmiyorlar. Mesela az önce içeride konuşuyorduk Nuriye Akman'la. Özellikle mesela iş dünyasındaki insanlar asla kendilerine yani patronlardan bahsediyorum, önemli figürlerden bahsediyorum. Asla kendilerine İş alanları dışındaki diğer geri kalan alanda soru sorulmasından hoşlanmıyorlar. Çok sinirleniyorlar. Yani yarıda bıraktığım röportajlar oldu bu yüzden benim. Onlar bu konuda çok savunmadalar. Bilmiyorum gizemli kalmayı mı tercih ediyorlar? İşlerine zarar vereceğini mi düşünüyorlar? Nedir bilmiyorum. Siz belki daha iyi bilirsiniz. Ama sorulardan korkmamak lazım. Yani korkarsanız soru soramazsınız zaten. Bir kere şunu da çok iyi biliyorum ki ben soru sordukça
daha çok soru sormaya alışıyorum. Soru sordukça daha çok açılıyorsunuz. Evet. Daha çok soru soruyorsunuz ama bazıları da daha çok içe kapanıyor. Bundan pek hoşlanmıyor. Onun kişisel alanlarına girmenizi sevmiyor, istemiyor. Ve tepki gösterenler de oluyor bu anlamda. Peki, çok teşekkür ediyorum. Soru soranlar olarak sorularıma yanıt verdiğiniz için, samimiyetle yanıt verdiğiniz için ve hakikaten hepimizin temennisi olan soru sormaktan korkmamak lazım. Sorulara da yanıt vermemekten korkmamak lazım. Aslında sadece bizim mesleğimiz gazetecilik için değil, ilimin, felsefenin, sanatın, kültürün, bütün medeniyetlerin temelinde aslında kişinin bireysel gelişiminde de soru sormak var. Onun için tüm toplumumuz adına sorularımız daim olsun diyerek kapatalım istiyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, bu hafta içinde Medya'nın sonuna geldik. Sorularla bezenmiş bir programı noktaladık. Haftaya aynı gün ve saatte pazar sabahı saat 11.10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.